Merhabalar arkadaşlar. Bugün 1 Şubat. Drone kamerasıyla araziyi şöyle bir tarayacağız bugün. Buğdayların çıkışlarını bir denetleyeceğiz. Değerlendirmelerde bulunacağız. Gördüğünüz gibi genel olaraktan buğday tarlaları çıkışlarını tamamlamışlar. Yemyeşil bir görünüm olmaya başlamış. Daha doğrusu tam yeşillenmişler, yeşillenmemişler de havadan bu kadar görünüyor. Çoğunlukla çıkışlar tamamlanmış. Bakın bu tarlaya bakın, bu bir arpa tarlası. Böyle değişik desenler görüyorsunuz. Arpa tarlalarında genelde bunu görüyoruz. Buğday destelerinin, biçerdöverin destelerinin attığı yerlerde böyle. Oralarda biraz daha fazla bir çıkış var. Tane döküm var demek ki. İşte bakın yine burada hemen karşımızda solda bir arpa tarlası daha var. Yani buradan görünmüyor olabilirler ama çıkışlar genel olaraktan tamamlanmış arkadaşlar. Baskın yerler biraz daha koyu yeşiller biraz daha net görünüyor. Bakın uzaktan görünen yerlerde daha net görüyorsunuz. Evet, bakın biraz da arazide şunlar köstebek yuvaları. Oldukça fazla köstebek deliği var. Tarlaya giriyoruz. Bakın sınırın dibinde. Burası benim kendi arpa yerimdi. Kendi tarlamdı. Bakın burada da izleri görüyorsunuz. Tarlanın ortasından ve sınırından bir köstebek yol yapmış. Şu bölgeler fare yuvası sağ taraf. Köstebek yuvasının sağ tarafı. Fareler de yer yer var ama çok büyük çaplı değil arkadaşlar. Yani bunlar bu hayvanların da yaşam alanına ihtiyacı var. Yani şu tarlada şu kadar nokta ürün alacağım diye bu hayvanı katletmeye gerek var mı? Asla. Onun da yaşam alanı orası. Gördüğünüz gibi bütün arazi ekili. Bu hayvanlar bu tarlalarda yaşamazlarsa nerede yaşayacak yani? Bura bizim tarlamız ama onların da aynı zamanda evleri tabii. Şu iki çubuk da tam ortadaki ince çubuklar da bizim. Onlar da genel olaraktan bakın çıkışları tamamlamış. Solundaki tarla yine gayet güzel yeşil görünüyor. Işığın açısı da renkleri değiştiriyor arkadaşlar. Sağdaki de hepsi çıkmış. Şöyle bir yakından da gözlemleme şansım oldu. Baktım arazide böyle bir çıkış problemi yaşayan bölge yok. Bu sene genel olaraktan düzgün çıkımlar sağlandı. İşte bu görünen yerde. Bunun şimdi görünecek olan yer, yeşil olan koyu yeşil derenin kenarı. Orada benim arpa tarlası. Geçen sene arpaydı. Arazinin geneli nadastı bu taraf. Biz buğdayı araziyi dinlendirerek ekeriz. Ama yer yer tabii arpa ekenler, çeşitli nohut ekenler, kavun karpuz ekenler. Öyle küçük çaplı oluyor. Genel olarak nadastı çalışıyor bizim arazide. Bakın ışığın açısı değişince biraz daha renkler ne oldu? Değişti. İkindi güneşi bu. İkindi güneşinde biliyorsunuz buğdaylar çok güzel görünür göze. Bu da arazimizin ortasından geçen kuru deremiz. Sağlar, sollar hep bakın yeşermeye başlamışlar. Hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Siz buradan fark etmiyorsunuz ama aşırı sert bir rüzgar var. Drone'u uçurayım mı uçurmayayım mı diye tereddüt ettim ama şükür sıkıntısız uçtu. Onun da işte bu şu an görünen koyu yeşil tarla da çarpının ucundaki bakın üstüne geleceğiz. O da bizim tarlamız. Şu an tam ekranın ortasında olan tarla. Her tarlada bir köstebek var. Bir hat geçmişler köstebekler. Ama bizi rahatsız ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Kimseyi de rahatsız etmemeli. Onun da yaşam alanı bunlar. Bakın her taraf ekili yani. Bu nerede yaşayacak bu hayvancağızlar? Evet, bunlar da güzel çıkmışlar esasında da tarlanın renginden dolayı, toprağın renginden dolayı biraz daha kendini gösterememiş burada. İşte köyümüz bu tarafta.
Evet, bu da bizim parçaya dönüyoruz şimdi. Bu da bizim parça. Bakın burası. Bu da gayet güzel çıkmış. Bundan önce gösterdiğim parça orası şeydi. Havvabacıydı. Bunlar Ahmet Ağa arkadaşlar. Sağ taraf kenarında tarlanın. Oraya da bir havvabacı ektik. Bir deneme amaçlı da olur. Bu uç taraflarda da bir iki sıra havvabacı var. İki sıra. Şu sağ köşe önümüzdeki. Evet, arpa tarlaları bakın hemen kendini belli ediyor. Kimin olursa olsun hemen bu buğday deste izleri. Oralarda biraz daha yoğunlaşmış bir arpa var. Evet, bu arpanın ucundaki hemen sağlı sollu yolun sağ solu iki tarafta yine bizim parçalar. Gayet güzel çıkımını tamamlamışlar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Bakın şu solda şu parçada tam karşımızda derenin dibinde tam ortadaki ekran ortasındaki çukurdaki o da bizim parça. O da güzel çıkmış. Bu da yine bir arpa yeri. Bakın arpalar kendini uzaktan belli ediyor. Tam şu yolun kavuştuğu tarlada yine bizim biraderin tarlası. Oraya kadar gitmeyeceğiz, göndermeyeceğiz ama oralarda çıkmış. O biraz geç çekmişti. Evet, arazimiz hafif dalgalı ama gayet güzel. Evet, şimdi şu tarafa geçelim bakalım derenin öbür tarafına. Küçük bir tepe var, o tepesi silsilesi. Onun öbür tarafı. Oraya doğru bakalım. Şey de dikkatimi çekti bu son parçalarda zararını 2 yıl üst üste görmüştük. Bu sene bir ilaçlama yapmadık. Çıktığı anda belirtiyi gördüğümüz anda müdahale edelim diye takip ettim. Böyle bir zarar yok. Çıkışta da sıkıntı yok. Tabii takipte gözümüz üstünde. Zamana kadar hasar başlardı orada bu çıkışlardan sonra. Biraz kökler geliştikten sonra sıkıntı olmuyor orada. Ama şu an itibariyle öyle bir görülen hasar yok. Evet, sol tarafta bir parçamız var büyükçe. Oraya kadar gitmeyeceğiz ama L biçiminde geliyor. Tepesinde, zirvesinde bir şey var. Oraya kadar gitmeyeceğiz. Derenin kenarı buralar. Düğümüzün konumu da böyle tam düzlüğün ortasında. Etrafında hiç arazide ağaç yok. Dikkatinizi çekiyorsa dereler, tepeler, hep kıraç topraklar. Ama suyu bulduğu zaman genel olarak verimli olduğunu düşünüyorum arazimizin. Yağmurlu sezonlarda bereketli ürünler alıyoruz. İşte yağmuru bulmak mesele. Bakın işte tam şu aşağıdaki burun, büyük tarla yamaçtaki hafif yamaç gibi olan ora bizim. Tam şu yolun kenarı karşısı bu değişik şekli olan ekranın şu an ortasındaki tarla. Evet, tam ekranın ortasında olan tarla. Yine burada bizim tarla. Gayet güzel çıkışları var. Evet. Şu solda ileride olan bizim tarlanın. Heh, şimdi tam solda bir tarla aşağımız bizimkinin bir tarla ilerisine. Orada bizim. Bak yeşil yeşil görünüyorlar arkadaşlar. İşçiliğini güzel yaptık. Ekim öncesi merdane attık arkadaşlar. İşte bu tepenin arkası bu görünen uzun tarla. Tam ekranın ortasına gelen uzun tarla. Sağdan sola doğru uzanan. Evet, şimdi üstünden döneceğiz onun üstüne. Şu an üstüne geldik. Bu da bizim, evet.
Toprak renginden dolayı bazı yerlerde görünmüyorlar tam olarak ama hepsi güzel çıkışları sağladılar. Sadece bizimkiler değil, arazide sıkıntı yok arkadaşlar. Çıkış noktasında genel olarak da buğdaylar çıkışlarını tamamlamışlar. Kışı çıkmış olarak kışa girdiler. Köklerini geliştirdiler inşallah. Daha iyi tutundular. Bahar geldiğinde artık yüzeye doğru daha hızlı büyümeye başlayacaklar. Yer altında köklerini geliştirdiler buğdaylar. Ben de şu kamyonun olduğu yerdeyim şu anda. Drone'u oraya doğru gönderiyorum. Fakat drone'un şarjı yarı yolda bitti arkadaşlar. Şu yakın yere indik. Biraz daha ileriye. Çok rüzgar var. Rüzgar normalden iki katı daha fazla enerji sarf etme, tüketmesine sebep oluyor. Direnç sağlamak için daha çok güç sarf ediyor drone. Evet, bu mevsimde köyümüzün de görüntüsü böyle. Sağda ileride görünen de ilçemiz. İlçeye çok yakınız zaten. Bu yoldan 4 kilometre falan mesafedeyiz. Tabiat henüz uyanmamış. Soğuklar devam ediyor geceleri. Eksiler. Ama Şubat'ın 15'inden sonra yavaş yavaş cemreler düşünce toprakta hareketlenmeye başlayacak. Biz çiftçiler de bahar gübreleri için, arkasından ilaçlamalar için mücadeleye devam edeceğiz. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Gelişmeleri çeşitli şekillerde aktarmaya devam edeceğiz sizlere arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.